Medyaskop TV özel yayınından merhaba. Bu özel yayında Devlet Bahçeli'nin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün basın toplantısıyla deklare ettiği 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını konuşacağız. Konuşacağımız kişi ise Kemal Can. Kemal Can'ı biraz anlatmak gerekirse Devlet Ocak Dergah Tanıl Bora ile bu kitabı yazmışlardı. 1970'lerden 1990'lara kadar MHP ve Ülkücü Hareketi'nin tarihi vardı burada. Ardından Devlet ve Kuzgun'da ise 1990'lardan 2000'lerin başına kadar MHP tarihi vardı. Dolayısıyla Kemal Can'a 8 Ocak 2018'in yine bu hareket için bir kırılma noktası olup olmadığını soracağız. Ve ayrıca Devlet Bahçeli'nin neden böyle bir destek vermeye ihtiyacı duyduğunu konuşacağız. Hoş geldiniz Kemal Can. Öncelikle başlayalım. Neden Devlet Bahçeli böyle bir açıklama yaptı? Şimdi hani ne yaptı ve ne söylediğiyle bunun nasıl gerekçelendirdiği beraber düşünürsek şöyle bir şey aslında. Yani Bahçeli bir biçimde bir süredir önemli iç güç odaklarının da mutabakatıyla Erdoğan'ın kişiselleşmiş iktidarını koruma üzerine kurulan yeni güç koalisyonunun bir parçası olduğunu tescil etti. Ben buradayım. Pozisyon olarak burada kararlı biçimde duracağım. İşte ismiyle müsemma bir görev tarif ediyor kendine. Burada hemen araya gireceğim. Bu bir koalisyon mudur yoksa ilhak mıdır? Bu da tartışmalı. Şimdi bu çok tartışılan. Bunda komplo teorileri bilmem neler filan da var. Yani hani ama sonuçta Erdoğan'ın çeşitli ittifak imkanlarını iktidarının başından itibaren değiştirerek, bazen ağırlıklarını değiştirerek, bazen tamamen kombinasyonu değiştirerek hep bir koalisyon, buna bir koalisyon da diyebiliriz, bir işbirliği alanı da diyebiliriz, bir ittifak zemini de diyebiliriz ama orada farklı gerekçelerle bulunan unsurlar hep oldu. Yani daha önce nasıl cemaat bu denklemin içinde bir parçaysa, bugün nasıl işte o Kemalizm açılımı filan meselesiyle birlikte başka bir ulusalcı nüveyi o koalisyona dahil ettilerse, nasıl milliyetçilik önceden bunun dışında ve karşıtı bir şey olarak konumlanmışken son 3 yıldır çok açık bir ideolojik hat olarak buna eklemlenmişse, bunun tabii ki perde arkası nitelemeleri, oradaki oluşturulan komplo teorilerinde tanımlama değişebilir ama Bahçeli şunu söylüyor. Bu her neyse, ister bir koalisyon, ister devletin bekası için bir araya gelmiş güçlerin müttefikliği, isterse başka bir şey. Ama ben bunun bir parçasıyım ve ben burada pozisyon almaya devam edeceğim deklarasyonunu yapıyor. Bunu üstelik de retorik düzeyinde şeyle ilişkilendiriyor. Bunun bir de devlet görevi olduğu imasında bulunarak bunu yapıyor. İkinci tarafı ise zaten fiili olarak yapmakta olanın kendi diliyle de söylediği biçimde ahlaken ve resmen tescil edilmesi istiyor. Yani ben zaten bunu yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Hatta seçimden sonra da devam edeceğim. Bunu resmileştirelim. Bunu bana, ben bu taahhüdün altına giriyorum. Bunun da karşılığında tescilini bekliyorum demiş oluyor bu çıkışıyla. Zamanlaması itibariyle de. Yine hadisenin zamanlaması erken seçimle de ilişkilendiriliyor ama bir tarafı var çok net biçimde. 2018'de MHP kongresini yapacak, işte bütün bu çalkantılar, İYİ Parti'nin kopması. O kongreye de bu tescille dahil olmak, o kongreye bu tescille çıkmak istiyor. Ve kendi siyasi varlığının hem partisinin hem bir gene o partinin genel başkanı olarak siyasi varlığını da korumak için ihtiyaç duyduğu desteği bir ricayla, bir pazarlıkla değil, açık bir işbirliğiyle tescil ettirmek istiyor. Yani bir mahkumiyet ilişkisini kendisi için daha anlaşılır bir şeye çevirmek istiyor. Bunun gerekçelerinin, bunun politik gerekçelerinde ise şöyle bir şey var. Bunu aslında birkaç kez kendisi de dile getirdi. Bu klasik sağ-sol blok
dengesi içerisinde sosyolojik olarak blok tercihinin böyle olmasının bir zorunluluk olduğuna inanıyor. Bu zorlanabilir bir şey değil. Yani Kılıçdaroğlu'nun 7 Haziran sonrasında söylediği diğer blok önerisinin sosyolojik karşılığı olmadığına inanıyor. Yani MHP'nin yerinin ya da milliyetçilerin yerinin, eğer böyle bir bloklaşma varsa, bu kimlik hattından Türkiye bir siyasi pozisyon alıyorsa, zorunlu olarak iktidar tarafında olduğuna inanıyor. Burada geçici olarak bir takım pozisyon ve güç kayıplarına uğrasa bile orta ve uzun vadede bunun bir mecburiyet olduğuna inanıyor. Yani blok değiştirme tercihinin mümkün olmadığını düşünüyor. Bunu birkaç kere telaffuz da etti. Sahiden de böyle pozisyon alıyor. Onun dışında çok temel bir şey, partisinde yaşanan oy kayıplarının bu mevcut tercihle olabildiği kadar olduğunu, ama bu resmi iktidar ortaklığı tesciliyle bunu nispeten durdurup belki de bir konsolidasyon, tekrar bir konsolidasyon ve iktidar nimetlerinin açık vaadini taban için bir toparlanma imkanı olarak kullanabileceğini düşünüyor ve hesaplıyor. Ve neredeyse 7 Haziran'dan bugüne bütün kritik dönemeçlerde hep erken hamlelerle bu kilit rolünü işaret ederek sonuç almayı becerdi. Ve yine böyle davranarak avantajlı, kendi gücünün üzerinde bir etki üretecek bir siyasi pozisyon elde edebileceğini düşünüyor. Son olarak da kendisinin mecburiyeti kadar iktidarın ve özellikle Erdoğan'ın da MHP'nin ne kadar küçük olursa olsun, ne kadar erimiş olursa olsun desteğine büyük ihtiyacı olduğunu biliyor ve bunu hatırlatarak pozisyonunu bu ittifak ve resmileşecek işbirliğinde ya da koalisyonda sağlamlaştırmak istiyor. Yani çok kabaca bütün arka plan tartışmalarına bunu bir siyasi kurnazlık olarak mı yapıyor, yoksa bu zaten karşılıklı olarak herkesin kazandığı bir mutabakattaki bir rol bölüşümü mü? Bu konuda çok tartışmalı bir arka plan var. Bu durumda genel konvansiyonel görüş, MHP'nin aslında buna mecbur olduğu, oylarının erimekte olduğu bir görüş var. Böyle yaparak kendisini daha da eritecek, daha da küçülecek, AKP'nin içinde kaybolacak. Bu yorumlara katılıyorum. Genel, çünkü çok kaba bakışta böyle bir kesimeden yorumlar var. Şimdi tabii ki yani bunların gerçeklik payı, bunlar olasılığı olan şeyler ve bunları öne sürenlerin koydukları argümanların boş olduğunu söyleyemeyiz. Ama şöyle bir cepheden bakınca ben buna bu kadar emin olmaktan imtina ediyorum. Neden? Bir, MHP'nin geleneği ve geçmiş siyasi deneylerdeki pozisyonu itibariyle ters örnekler mevcut. En geriye gidersek 70'li yıllarda işte efsane lideri Türkeş'in başında olduğu MHP aslında hiçbir zaman %7'nin üzerinde oy almış bir parti değildi. Yani en kabadayı oy aldığı o dönemde 70'lerde %7 civarında bir oyu var. Koalisyon ortağı olarak MC'ler, bildiğimiz MC'lerin içinde olan ve o zaman da hani orada eriyebilecek en küçük ortak. Ama buna karşılık daha sonraki dönemdeki etkisi ve o dönemdeki, içinde bulunduğu dönemdeki etkisi itibariyle çok önemli bir pozisyondaydı. Hem Türkeş çok önemli bir aktördü, hem MHP o dönemin siyasi gündemi içerisinde çok ağırlıklı bir rol oynuyordu. Hatta o MC'lerin ortanca ortağından bile, yani o zamanki İslamcı Hareket'in işte MSP'si Erbakan'ın, ondan bile zaman zaman hem iktidarın politikalarında hem de siyasi etkinlikte daha belirleyici roller edinebiliyordu. Gelelim
90'larda yine Refah Partisi ile yapılan bir ittifak deneyi var. Orada o ittifaka girmekle çok bir tür pazarlıkta iyi pazarlık yapamadığı için büyük şey kaybeden ve asıl onun ekmeğini, o ittifakın ekmeğini Refah Partisi'nin yediği üzerine çok fazla şey var. Ama ondan sonraki 90'lardaki o milliyetçiliğin poplaştığı büyük çıkışında o dönemde siyasi varlığını ittifakla da olsa meclise taşımış olmasının önemli bir etkisi olduğunu unutmamalıyız. Gelelim bugüne, son dönemdeki konjonktüre. Hatırlayalım, çözüm süreci sırasında AKP'liler, o zaman tersi AKP'liler ve onu destekleyen liberal çevrelerin milliyetçilik de MHP'de artık fonksiyonsuz, bu eriyip bitecek dediklerini. 7 Haziran'dan sonra yine işte muhalefetin MHP kendi ipini çekiyor, referanduma evet diyerek dediğini ve böyle gelen zincirler içerisinde herkesin MHP'ye bir ömür biçtiği, artık bittiğini söylediği şeyler yaşadık. Ama bunların çoğunda o nihai durum oluşmadı. Bir biçimde Bahçeli hem genel başkan olarak pozisyonunu hem de partisinin siyasi rolünü sürdürmeyi becerdi. Bugün de çok tabi olarak bir pozisyon alıyor gibi görünse bile aslında hemen bu pozisyonu alır almaz köşke davetinde de gördüğümüz gibi aslında denklik kuran, yani kendinden oldukça büyük bir siyasi aktörün, daha güçlü bir aktörün neredeyse birbirine mecburiyet açısından denklendiği bir pozisyon da üretebilmiş olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu kadar kolay biçimde bu pozisyonun otomatik olarak bir finali işaret ettiğini söylemek için erken. MHP'nin ve diğer bütün partilerin, buna AKP de dahil, akıbetini hamleler filan değil, eğer bir takım partiler siyasi varlığını, siyasi ömrünü tamamlayacaksa, burada ne MHP tek olur ne de ilk olur diye düşünüyorum. Çünkü yeni sistem siyasi partiler sistemini kökten değiştiren bir sistem. Ona geçilip geçilmeyeceği ve onun nasıl yerleşikleşeceği ile ilgili meseleler belirleyecek siyasi hatların geleceğini. Peki bu Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ı destekleme gerekçesi arasında mealen Türkiye'nin bekası riskli, bu konuda milliyetçilik Erdoğan'ın yanında tavır almayı gerektiriyor türünden yaklaşımlar MHP tabanında ona gönül verenleri ikna eden bir söylem. Kısmen. Şunu biliyoruz, bu referandum sürecinde çok ikna edici olarak kullanılamadı. Orada çok önemli bir şey, nüve, yani hatta MHP seçmeninin belki 1/4 filan buna ikna olmadı. Daha doğrusu bu tehlike üzerinden kurulan şeye değil de bu yeni sistemin Türkiye'yi sıçratacak, o işte slogan olan güçlü Türkiye'yi yaratacağına ilişkin meseleye inanmadı ve referandumda hayır oyu verdiler. Fakat hayır oyu verilirken de hem referandum sırasında yapılan araştırmalar ve sonra yapılan araştırmalar gösteriyor ki hayır vermesine rağmen partisinde durmaya devam eden MHP'li sayısı da az değil. Bir kısmı daha sonra bunun İyi Parti ile birlikte biliyoruz ki koptu. Zaten o koptu. Ama şu anda MHP'ye oy vermeye devam eden kitlenin yine yapılan araştırma sonuçlarına göre önemli bir kısmı bu dışarıdan gelen tehlike meselesine bir şey yapıyor, bir prim veriyor. Veya ortaya çıkabilecek iktidar değişiminin yaratacağı riskin mevcut iktidar pozisyonunun yarattığı riskten daha büyük olduğuna henüz inanmış değil. Fakat şu andaki MHP'ye oy verecek seçmenin tamamı da Erdoğan'ı destekliyor değil hala. İyi Parti'ye gitmemiş olanların bile içinde Erdoğan'a destek vermeyecek bir cep olduğu biliniyor. Ama MHP'den de vazgeçen bir şey. Yani dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebiliriz. İktidarla birlikte davranma ve tırnak içinde o işte dış tehdide karşı savunma hattında olma fikriyle
Erdoğan'ı destekleme fikri arasında bir açı var MHP seçmeni açısından. Bu açıyı MHP'nin bu hamleleri, Bahçeli'nin hamleleri büyütür mü, küçültür mü, onu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Peki biraz erken değil mi 2019'a 1,5 yıl kala bu desteği açıklamak, yoksa böyle erken davranmak gerekiyordu bahsettiğim? İşte daha önceki örneklerde söylediğim gibi Bahçeli gücünün üstünde veya yüksek etkili süreçleri başlatma konusunda hep erken davranışlarla ilerledi. Yani hatırlayalım, 7 Haziran seçimleri daha yeni sonuçları çıkmış. Biz hiçbir koalisyona girmiyoruz, onu flu görüyoruz, bunu görüyoruz filan diye pat diye bir takım kapıları kapatıp çok erken, yani hiçbir şey konuşulmadan bir şey başlattı. O pozisyonu erken alarak aslında yeni seçimin, ondan sonraki uzatmalar, işte görüşmeler, CHP koalisyon görüşmelerinin filan hepsini aslında boşa çıkartan bir hamleyi yapmış oldu. En erken hamleyi yaparak aslında girilecek yolu da göstermiş oldu neredeyse. Şey, bu anlamda bu iyi bir siyaset. Kendisi için mi bunu yaptı, yoksa Erdoğan'ın mı elini rahatlattı, tartışılabilir. Yani oradaki rolü neydi? Ama sonuçta süreci belirleyen adımlardan biriydi. Gelelim referandum sürecine. Tırnak içinde, yani tabii ki konuşulan bir şeydi ama neredeyse fol yok, yumurta yokken bu fiili durumu hukukileştirelim diye çıktı. Ve referandum süreci başladı. Yani referandum sürecinin başlatıcısı. Ha burada bu hamleyi kendisi için yine aynı soruyu sorabiliriz. Bir avantaj için mi kullandı, yoksa bunun ısıtılmasının öncü, hani koçbaşı olarak mı bu rolü üstlendi? Tartışılabilir. Bununla ilgili spekülasyonlar yapılabilir ama erken bir hamleydi. Yine erken bir hamleydi. Baraj tartışmasını açarak ittifak meselesinin kapısını açan da yine erkenmiş. Yani daha seçim yasası değişiklikleriyle ilgili AKP hazırlığını yapmamış, kamuoyuna tartışmaya açmamışken birdenbire baraj tartışmasını açtı. Ama baraj tartışmasının aslında gerçekte bir tartışma olmadığını, bu ittifakın kapısını açacak bir çıkış olduğunu kısa sürede anladık. Ve hani baraj tartışması hemen gündemden düştü, iş hemen ittifak tartışması. Ama baraj tartışması açarak hem Erdoğan'ın AKP'lilere size ne, biz ittifak yapıyoruz demesinin imkanını açtı, hem de kendisini birdenbire eşit bir pozisyona getirdi. Şimdi de yine evet, yani eğer 2019'daysa seçim, fazla erken bir hamle. Ama demin saydığım nedenlerle kendisi için hem 2018'deki kongre, hem bu işin fazla sürüncemede kalmadan kendisi için netleşmesi ve resmileşmesi ihtiyacı gibi nedenlerle erkene çekiyor olabilir. Ama bu erkenlik belki yeni bir erkenliği de çağırıyor olabilir. Bu da seçim gündemini sıcaklaştıran, iki taraf tarafından da MHP'nin de AKP'nin de çok ihtimal dışı göstermeye çalıştığı bir seçim gündemini erkene taşıma şeyinin kapısını da açabilir. Ya bu spekülatif bir şey olarak söylüyorum, bir bilgiyle söylemiyorum. Ama genellikle Bahçeli'nin erken çıkışlarının, çıkışın kendisi dışında bir yolu da, bir kapıyı da açtığını ya da bazen bir kapıyı kapattığını unutmamak lazım. O yüzden erken çıkışın bir aceleciliğin ürünü mü, yoksa açılacak yeni bir kapının işareti mi olduğunu yakın bir vadede daha net göreceğiz sanıyorum. Şu ifade var, devletin başına devlet geçecek. Şimdi dünkü açıklamasıyla birlikte Bahçeli'nin artık bu sloganından vazgeçtiği iddiaları da var. Ya da senin bakış açında başka türlü bir durum var. Ne dersin, devletin başına devlet geçmesinin artık imkanı kalmadı mı? Şimdi tabii bir siyasi partinin iktidar iddiasını, hele yeni sistemdeki, işte Cumhurbaşkanlığı sisteminde adayını göstermeden bir partiyi, bir adayı destekliyor olmasının onun iktidar iddiasını zayıflattığı düşünülebilir ve bu bakış çok yanlış değil. Kabaca böyle bakabilir. Böyle bakabilir. Ama bir başka cepheden bakmak da mümkün. Bu seçimle sınırlı olmayan, bu bugün grup toplantısında yaptığı ikinci bir şey var.
Bu seçimle sınırlı olmayan bir işbirliğidir. Şimdi bunun altını doldurduğumuzda başka bir resim çıkıyor. Yani bu seçimle sınırlı olmayan bir işbirliğidir. Birlikte yürümeye, birlikte devam etmeye ve bunun altında resmileştirilmiş bir işbirliği talebi de olduğu için bir tür iktidar bloğunun önemli bir aktörü olarak tescil edilmeyi içerir. Dolayısıyla bir başka biçimde kendi tabanına dolaylı olarak ideolojik açıdan şeyi zaten bir süredir söylediklerini biliyoruz. Yani bizim politikalarımız, bizim söylediklerimiz uygulanıyor. Zaten artık milliyetçi bir dünya görüşüyle Türkiye yönetiliyor fikriyatını uygulama düzeyine de taşıma iddiasını. Dolayısıyla devletin başındakilerden biri olarak devlet meselesinin gündeme gelmesini söyleyebilirler, bunu doldurabilir. Tabii ki bu ikisinin ağırlığı, devletin başına devlet gelecek sloganının ağırlığıyla devletin başındakilerinden biri olmak iddiası denk değildir. Ama mevcut koşullar açısından hem mevcut oy desteği hem edindiği pozisyon itibarıyla zaten şu anda devletin başına devlet gelecek diyerek bir iktidar alternatifi olarak kendini koyabilme şansı çok yok. Ama diğerinde diğer yolla devletin başına gelmenin bir kapısı var. Yani daha gerçekçi. Doğru. Böylece tabanını da bu şekillerle ikna edebilir uygun cümlelerle. Evet. Gerektiğini. Yani iki türlü. Bir negatif önermesi var. Tehlike altındayız ve biz burada durmalıyız. Yani burada. İktidarı ülkenden savunma, gidiyor. Ülke için bekası. Bu negatif argüman. Bundan iyi milliyetçilik mi, bundan iyi ülkücülük mü olur? Tabii. Bu negatif argüman. Pozitif argüman ise bizim söylediklerimizi uygulamaya niyetli ve bizim desteğimize ihtiyacı olan ve bunu resmi olarak kabul etmiş bir iktidar ortaklığı şeyi var önümüzde. Bu da pozitif tarafı. O kadar da çaresiz değil MHP yönetimi bakıldığı zaman? Yani bir cepheden. Yani ben birazcık hani öbür söylenenlerin çok doğru olmadığını iddia etmeden bu tür bir bakış açısının ve asıl olarak MHP'nin ve Bahçeli'nin kafasındakini anlamak için bunu söylüyorum. Böyle kurguladığını. Ha bu böyle sonuç verir mi? Bu hesaplar yani evdeki hesaplar çarşıya uyar mı? Ayrı bir tartışma konusu. Ama neden bunu yaptı sorusuna cevap arıyorsak buradaki dinamiğin bu olduğunu düşünüyorum. Dedim ki basın toplantısında Gül üzerine de gaza gelip aday olmasın. Bu sanki bunu AK Parti'den birileri söylese daha anlaşılabilir gibiyken onun söylemesi ilginç geldi sana. Evet zaten onu uzunca bir süredir yapıyor. Yani Bahçeli uzun bir süredir bu ittifak resmileşmese bile bir tür AKP sözcüsü gibi davranıyor. Hem bir takım dış politika meselelerinde de böyle. Davutoğlu'yla daha önce yaşanan polemik de böyle. Gül'le yaşanan polemik de böyle. Yani kendisini doğrudan AKP'nin eski bakanı ve cumhurbaşkanına cevap vermeye mezun gören bir sözcü pozisyonu edinmiş durumda. Kimse de, tabii ki bunu Erdoğan'ı kastederek söylüyorum, ne alakası var? Yani MHP ile ittifak konusunda kendi parti mensuplarına size ne diyen Erdoğan, Bahçeli'ye böyle bir şey söylemiyor. Yani benim başbakanımı, benim cumhurbaşkanımı eski partili, hala partili olan üstelik ikisi de. Yani partili. Davutoğlu da, Gül de hala Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi. Hem onun eski başbakanı ve cumhurbaşkanı ikisine de hakikaten kolay... Ki Davutoğlu'na söylenenler yenilir evet, kılır değildi evet, yani. Evet. O... Ama mesela kimse Erdoğan ve yine hani önemlice parti sözcülerinden hiçbiri bir dakika ne oluyor demediler. Yani şeyi kastetmiyorum. Medyadaki yazılan, çizilenleri kastetmiyorum. Bayağı resmi ağızlardan böyle bir şey duymadık. Ama çok daha somut bir şey işte yani ittifaka giriyor bir parti. Size ne? Partililere size ne denebiliyor? Yani o konjonktürde bu sözcülüğün bir tür zımni olarak verilmiş olduğunu da anlıyoruz.
Bu herhalde konuşulmuş bir şey midir yoksa iyi mi okuyor Bahçeli Erdoğan'ın neye kızıp neye kızmayacağını artık diye mi düşünelim? Yani şimdi ben şey tipi gazeteci olmadığım için, Ankara gazeteciliği yapmadığım için çok arka planına, kulislere, perde arkasına falan çok iddialı şeyler söylemek istemem ama bence ikisi de. İkisi de. Erdoğan'ın neye kızıp kızmayacağını çok iyi biliyor gibi düşünebiliriz. Peki işin bir de diğer tarafı, AK Parti bu destekten nasıl memnun olur? Memnun olmama hali var mı? Özellikle Kürt seçmen nezdinde. Bunu ilişkin neler söylersin? AK Parti bu işten nasıl faydalanır, ne malanır? Bir kere şunu söyleyeyim. Hani bu MHP bu süreçlerde, yani bu yeni siyaset mimarisinde varlığını koruyabilir mi, koruyamaz mı tartışması açısından şu notu koyarak bu soruya cevap vereyim. Eğer bir parti olarak varlığı ortadan kalktığı konuşulacaksa zaten AKP bu konuda birinci sırayı sanıyorum kimseye vermeyecek. Hmm. Yani biraz önce söylediğim size ne örneğinde olduğu gibi, bu metal yorgunluğu tartışmasında olduğu gibi ve işte belediye başkanlarının tasfiyesi meselesinde olduğu gibi, şu anda AKP bir siyasi organizasyon olarak siyasi denklemlerin hiçbirinde belirleyici bir rol almamaktadır. Hatta Erdoğan için bir yük müdür? Bir aygıta dönüşmüş. Yani bir işte şeyin, Cumhurbaşkanlığının, Beştepe'nin, Köşk'ün bir bürokratik seçim birimi haline dönüşmüştür. Bundan başka bir fonksiyon beklenmemektedir. Onlara herhangi bir şey, bütün istişare meselelerinden öte, onların siyasi olarak, siyasi kararlarda bir aktör olarak, bir değişken olarak, ya parti ne diyor diye bir şey yok. Seçmen meselesine bakarsak, seçmen o bloklaşma hattında şu anda hala hani kim, yani sonuçta maç skoru gibi bakıp kim kazanacak maçı. Hı-hı. Dolayısıyla hani yabancı oyuncu da oynatabiliriz diye bakabilir. Tamam mı? Hani şeyi kastedenlere, hani milliyetçilikle mesafeli İslamcı çevreleri dinlerler. Ama onların da politik olarak bir ağırlığı, ideolojik belirleyiciliğinin son derece zayıfladığını düşünüyorum. Bütün topluma bir takım İslami hayat tarzı baskısına dair şeyler empoze edilirken, iktidarın bu ideolojik sorumluluğa ve bu mecburiyetlere kendini bağlı hissettiğine dair bir şey görmüyoruz. Yani İslamcılığı başkasına yapan, kendine çok çalıştırmayan bir iktidardan bahsediyoruz. Dolayısıyla onların da bir etkisi yok. Yani diğer direnecek kesimler ise, yani AKP'nin seçmeni olup MHP ile bu kadar sıkı fıkı olunmasına reaksiyon göstereceklerin önemli bir kısmı, yani daha böyle kentli, seküler filan alandaki daha eski merkez sağ gibi, onların bir kısmı işte adres arayışında, bazıları İYİ Parti'ye zaten kararsız bloğuna geçmiş durumdalar filan. Ama şu anda MHP ile AKP'nin ittifak kurmasına kategorik olarak karşı olan yüksek bir reaksiyon, hem parti öyle bir şeyi tetiklemediği için hem de sonuçla çok ilgili olduğu için bu kesimde çok olduğunu görmüyoruz. Ama iş milletvekili adaylıklarını belirlemede, iş alana çıkıp kimin daha çok işi yüklendiği konularına girince yerel düzeyde bir takım sıkıntılar üretmeye adaydır. Çünkü göründüğü kadarıyla pek barajla oynama niyeti yok AK Parti yönetimi, daha doğrusu sarayın. Sanki ittifak, 40-50 milletvekillik ya da daha üzeri milletvekilliği listelerinde gösterilerek böyle bir çözüme gidiyormuş, evet, gibi. Bundan sonra herhalde MHP ve AKP bunu konuşarak yürüyecekler, evet, artık. Evet, evet. Peki bu Bahçeli'nin son açıklaması, kendini artık yavaş yeşermekte olan İYİ Parti için bir avantaj sağlar mı? Bir alan açar mı? Ona böyle bir görüş var. Yani şöyle bir şey, bu çok sürpriz, tamamen dengeleri değiştiren yeni bir durum olarak doğmadı. Aslında çok uzun bir süredir hem fiili olarak uygulandığı için hem de aslında bunun işaretleri verildiği için bu ittifakın olacağına dair, yani yüksek, hani borsa tabiriyle söylersek satın bu alınmış, satın alınmış bir şeydi. O yüzden büyük reaksiyonlar ve oluşacak büyük dalgalanmalar beklenmesi çok gerçekçi değil. Dolayısıyla İYİ Parti'ye sadece bu çıkışın çok
yani zaten açılmış potansiyelin üzerinde onu çok katlayan, geometrik olarak büyüten bir ivme sağlayacağını düşünmüyorum. Ama onun söylem düzeyinde kullanabileceği argümanları arttıran bir tarafı olduğu ortada. Ama İYİ Parti CHP gibi filan çok sert girmedi bu açıklamalara. Tam da bu nedenle. Aslında hatta sanıyorum bu sertlikte girmenin, aman konuşmayın, evet, bu sertlikte girmenin alerji yaratabileceği, tam tersine alerji yaratabileceği. Çünkü bu biraz önce anlattığım gibi sürekli MHP'ye bittiniz siz, bitersiniz filan şeyinin bir rahatsızlık yaratan tarafı da var. Yani MHP seçmenini birazcık tanıyan, bilen insanlar olduğunu öngörürsek İYİ Parti'de bunun bu sertlikte karşılanmasının çok iyi olmayacağını öngörmüşler ve zaten de son derece, yani şu anda baktığımızda muhalefet içerisinde en yumuşak reaksiyonu veren İYİ Parti. Ki Akşener'in resmi açıklaması, onun söyledikleri saygı duyarız. Evet. Çünkü aslında normalde başka bir şey beklersiniz. Evet, dün işte. Özgür Özel'in açıklamasını duyduktan sonra patron dükkanı kapattı. Gerçekçi bir çıkış. Yani pozisyonun açısından gerçekçi. Peki o zaman şöyle bir şey, şimdi seçim satım haline girdiğimiz dönemde de önce bir yerel seçimler var. Dolayısıyla parti kimliğinin daha önde olduğu, daha doğrusu parti kimliği değil, herkesin boyun ölçüsü ne olacak? İYİ Parti'nin ilk testi olacak. MHP orada bir vehamet yaşarsa aday gösterecek zira. Çünkü genel seçim gibi ittifak peşinde değiller. Dolayısıyla bütün bunlardan sonra erken seçim ihtimali... İşte biraz önce onu söylemeye çalıştım. Yani Bahçeli kendi erken hamleleriyle pozisyon alırken birçok şeyi de erkene taşıma işlevi gördü. Yani referandum meselesinde de öyleydi. Seçimin yenilenmesi meselesinde de öyleydi. Daha eskiye gidersek ve 2002'de tabii, de öyleydi. Evet. Şimdi de aynı tür bir fonksiyon üstlenmiş ya da nedeni olmuş olabilir. Çünkü bu kadar önce daha sonraki seçime ilişkin bir strateji açıklamak, öndeki seçimle ilgili bir meseleyi gündem dışına itmek olur ki yerel seçim gibi, yani takvim sıralamasında çok sonraki bir şeye dönük strateji açıklıyor oluyor. Dolayısıyla bu böyle olacak mı bilmiyorum ama daha önceki örneklerle bakıldığında bu ihtimalin arttığını düşündürüyor bana. Yine Devlet Bahçeli'nin oyun kuruculuğunda yürüyen bir seçim satım haline gitme ihtimalimiz. Şimdi buna da çok peşin bir şey söylemiyorum. Acaba bu Devlet Bahçeli'nin oyun kuruculuğu mu, yoksa oyunda Devlet Bahçeli'nin oynadığı rolle mi ilgili şeyini açık bırakarak söylüyorum. Onu da izleyiciler karar versin gelişmeleri göre. Çok teşekkürler Kemalcan. Evet, Kemalcan'la Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamaları konuştuk. Umarız faydalı olmuştur. Hoşça kalın, iyi günler.